Hatırlarsınız bir önceki dersimizde bir tür kabuksuz ceviz ihracatçısı olarak hedef ülkeler araştırmasını başlamıştık. Başka bir ülkeye daha bakalım. Dünya kabuksuz ceviz ithalatında 5. sıradaki Rusya Federasyonu'nun son 5 yıllık ortalama değer ve miktar artışının %48 ve 40 olduğunu ama son yıl değer artışının dünya ortalaması olan %25'in çok altında %5 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rusya Federasyonu'nun küçülen bir pazar olduğundan dolayı dikkatimizi başka ülkelere çevirmenin daha akıllıca olacağını düşünüyoruz. Dünya kabuksuz ceviz ithalatında 3. sırada olan İspanya son yıl değer artışı olarak dünya ortalaması olan %25'in çok üstünde %43 olarak gerçekleştiğini görmüş ve İspanya'nın daha derinlemesine incelenmesine gerektiğine karar vermiştik. Şimdi İspanya'nın kabuksuz ceviz ithalatı incelemeye başlıyoruz. İspanya'nın kabuksuz ceviz ithalat datalarına ulaşmanın iki yolu var. Birinci yolu yukarıdaki navigasyon barlarından. İkinci navigasyon barından country yazan yerin yanındaki daireye tıklıyoruz ve yandaki kutunun içindeki üçgeni tıklayıp aşağıya doğru inip Spain yani İspanya'yı buluruz. Tıkladığımızda şimdi karşımıza ekran değişti tekrar ve şu an önümüzdeki ekranda İspanya'nın datalarını görüyoruz. İkinci ulaşma yöntemimiz daha pratik. O yüzden geri dönüyorum. Direkt olarak bir önceki ekranı hatırlıyorsunuz. Üçüncü sırada Spain. Spain'in üstüne tıkladığımda bakın tekrar aynı yere geldim. Daha pratik ve daha kolay bir yöntem. Önümüzdeki ekranda şu ana kadar incelediğimiz datalara ek bazı başka datalar var. İlk 6 sütun 2010'un dataları. Birinci sırada yine 2010 içinde yapılan ithalatın değeri 1000 dolar cinsinden belirtilmiş. Birinci sütundaki sayıları okurken 1000 ile çarpmayı unutmuyoruz. İkinci sırada ithalat yapılan ülke ile ticaret farkı yine 1000 dolar cinsinden belirtilmiş. Sayının eksi olması ithalatın ihracattan daha fazla olduğunu göstermekte. Üçüncü sırada ihracatçı ülkenin ithalatçı ülkedeki ithalat yüzdesini görüyoruz. Dördüncü sırada ithalatın miktarını, beşinci sırada ithalatın birimini ve altıncı sırada ise ithalde ödenen ortalama birim fiyatı görüyoruz. 7. 8. ve 9. sütunlar son 5 yıl ve son yıla ait dataları veriyor. 7. sütunda 2006-2010 arası yani son 5 yıldaki yıllık ortalama değer artışını, 8. sütunda 2006-2010 arası yani son 5 yıldaki yıllık ortalama miktar artışını ve 9. sütunda son yılın bir önceki yıla oranla değer artışını görüyoruz. 10. sütunda ithalatın gerçekleştirildiği ülkenin dünya ithalatındaki sıralamasını, 11. sütunda ithalatın gerçekleştirildiği ülkenin dünya ithalatındaki yüzdesini, 12. sütunda ithalatın gerçekleştirildiği ülkenin son 5 yıl içinde yıllık ihracat değer artışını ve son olarak da 13. sütunda ithalatın gerçekleştirildiği ülkeye uygulanan vergiyi görüyoruz. Şimdi İspanya'nın toplam kabuksuz ceviz ithalatı datalarını ve birinci sıradaki en büyük ihracatçı olan Amerika'nın İspanya'ya yaptığı kabuksuz ceviz ihracat datalarını beraber bakalım. İspanya 2010 yılında 65 milyon 978 bin dolarlık ithalat yapmış. Bunun 42 milyon 840 bin dolarlık bölümünü Amerika'dan yapmış.
Ticaret farkı eksi vermiş. Yani ithalat ihracatından daha fazla. Ne kadar fazla? 59 milyon 969 bin dolar kadar daha fazla. Toplam ithalatının %64,9'unu Amerika'dan yapmış. 2010 yılında 8.641 ton ithalat yapmış. Bunun 5.824 tonunu Amerika'dan yapmış. Ortalama olarak İspanya 2010 yılında ton başına 7.635 dolar öderken Amerika'dan aldığı kabuksuz cevize 7.356 dolar ödemiş. Dünyadaki son 5 yılda yıllık ortalama değer artışı kabuksuz ceviz için %9 olmuş ama Amerika'nın son 5 yılda yıllık ortalama değer artışı %11 olmuş. Dünya ortalamasının üstünde bir performans göstermiş Amerika. 2006-2010 arası 5 yılda yıllık ortalama miktar artışı dünya için %7, Amerika için %10 olmuş. Son yıl içinde değer artışı dünya için %43, Amerika için %46 olmuş. Amerika kabuksuz ceviz ithalatında İspanya'nın birinci tercihi idi. Ama görüyoruz ki Amerika kabuksuz ceviz ihracatında dünyada %42,3'lük bir oranla birinci sırada. Tekrar özetleyerek İspanya'nın ithalatına bakalım. Şimdi önümüzdeki ekranda İspanya'nın 2010 yılında kabuksuz cevizi hangi ülkelerde aldığına bakıyoruz. Birinci sıradaki ülke Amerika. İspanya ithalatı %64,9'unu Amerika'dan gerçekleştirmiş. Amerika'ya uygulanan vergi, İspanya'nın uyguladığı vergi %5,1'miş. İspanya ortalama olarak ton başına 7.635 dolar öderken Amerika'dan ithal ettiği cevize ortalama olarak 7.356 dolar ödemiş. Sıralamadaki ikinci ülke Şili. İspanya Şili'ye %0 vergi uygulamış. İthalatın %11'ini Şili'den yapmış. İlginç. Şili'ye ton başına 13.708 dolar ödemiş. Amerika'dan ithal ettiği kabuksuz cevizin ton başına ödediğinin neredeyse iki katını ödemiş. Aşağı inelim. Türkiye'yi bulalım. Türkiye 13. sırada. İspanya Türkiye'den 2010 yılında sadece 42 ton almış. Sadece 42 ton almış. Tüm ithalatının sadece %0,01'i Türkiye'den olmuş. Ortalama olarak Türklere ton başına 1833 dolar ödemiş. Anlaşılan biz ucuz ve kalite olarak düşük mallarımızı satmışız. Buradan da Türkiye'nin dünyadaki kabuksuz ceviz ihracatında güçlü bir ülke olmadığını ve 77. sırada olduğunu görüyoruz. Biraz aşağı inelim. İspanya 16 ülkeden kabuksuz ceviz ithal etmiş. 17 ve 18. sırada Meksika ve Romanya var ama yanları boş. İspanya bu ülkelerden hiç ithalat yapmamış. Peki bu ülkeler bu listede ne arıyor? 10. ve 11. sütunla Meksika ve Romanya'nın kesiştiği yerlere bakarsak şunu görüyoruz. Meksika dünya kabuksuz ceviz ihracatında %9,9'luk bir oranla dünyada ikinci sırada. Romanya ise %3'lük bir oranla dünyada yedinci sırada. Şaşırdım. Meksika ile İspanya aynı dili konuşmalarına rağmen ve Meksika dünyanın ikinci bir üreticisi olmasına rağmen İspanya Meksika'dan hiç alım yapmamış. Muhtemelen tarife dışı başka engeller var. Romanya'nın altında ise İspanya'nın kabuksuz ceviz ihracatı yaptığı ülkeler sıralanıyor. Özetle bu derste bir ülkeyi inceledik. Kimden, ne kadar, ne değerde, hangi ortalama değerle mal alıyor bunu gördük. Ayrıca o ülkenin büyük üreticiler olmasına rağmen hangi ülkelerden mal almadığını da gördük. Ve son olarak da kime mal sattığını gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla, hoşça kalın.